Siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye Kürdistan'ı deyimi size sizin için makul bir deyim midir? Bakın, tanımları hangi amaçla, hangi maksatla kullandığınıza bağlı. Kürdistan terimi şimdi özellikle Kuzey Irak yıllarca Kuzey Irak yönetimi falan diye bir şey ifade ettik ki Irak anayasasında böyle bir tabir yok. Yani Irak anayasasının Kürtlere tanıdığı statü Kür, e, Kürdistan e, federal yönetimi yani orada ayrı bir e, federal yapı var ve bunu Irak Anayasası tanımış, oranın adı Kürdistan. Biz bunu yıllarca söylemekten çekindik. Çünkü Türkiye korkular üzerine bir şey evet. inşa edilmişti Türkiye'de. Şimdi Türkiye normalleştikçe artık bu cümlelerin Türkiye'ye zarar vermediğini, hatta bırakın zarar vermeyi, Türkiye'nin kardeşliğini daha da pekiştireceğini biliyoruz. Bu bariyerleri bir bir AK Parti yıkmıştır, Sayın Başbakan yıkmıştır. Yine Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu, Atatürk bu terimi kullanmıştır. Meclis tutanaklarından bakıyoruz. Peki bahsettik siz kullanıyor önce. musunuz Galip Bey? Mecliste, Sizce makul mü? Birinci, birinci Mecliste bakın Türkiye Kürdistanı ayrı bir şey. Doğu ve Güneydoğu'nun coğrafik olarak Kürtlerin yaşadığı yere Kürdistan denir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. İran'da İran'da Kürtlerin yaşadığı bölgeye, 5 milyon Kürt'ün yaşadığı bölgeye Kürdistan denir. Bu İran anayasasında yeri vardır ve İran böyle tanımlamıştır. Irak anayasası bunu böyle tanımlamıştır. Kürtlerin yaşadığı coğrafyanın adı Kürdistan'dır. Yani yine birinci mecliste Lazistan vardı, Kürdistan vardı. Bu terimleri bizatihi Atatürk kullanmıştır. Yani bunları bir bölünme vesilesi, bunları bir Peki siz ayrılık, kullanıyor musunuz? Devlet, Son olarak onu e, sorayım. Ben, Üçüncü kez soruyorum Garip Bey. Üçüncü kez ya soruyorum. Siz kullan Kürtlerin kullanıyor yaşadığı, musunuz? Kürtlerin yaşadığı Kürtlerin yaşadığı her coğrafyaya Kürdistan demekten imtina etmem, çekinmem. Ben kendim de Kürdüm ve orada yaşıyorum. Yani siz Türkiye Kürdistan'ında mı yaşıyorsunuz? Burada gerek yok. Ben yani Türkiye Kürdistanı tabiri farklı algılanabilir. Yani dört parçanın e, ileride birleşeceği işte burada bir bağımsız devlet kurulacağı gibi çağrışımlar özellikle birilerin tahrik ettiği bir takım çağrışımlardır. Ama Türkiye'de Kürtlerin yaşadığı coğrafyanın adı Kürdistandır. İran'da Kürtlerin yaşadığı coğrafyanın adı Kürdistandır. Peki. Bu bir ırkın yaşadığı bir coğrafyayı tarif eder. Bu bölünmek, bu bölünmeyi çağrıştıran e, bir ifade de değildir. Son olarak Sayın Ensarioğlu, Sayın Gürten Kışanak'la bir programa katılmaya var mısınız 5 ne 1 kda seçim döneminde? Tabii ki katılırız. Bizler medeni insanlarız. Bizler Peki. Gül o zaman bu sözünüzü alıyorum. Ayrıca, Hanım'a da ayrıca, soracağım. Ayrıca da, ayrıca... Karşılıklı şöyle iki başkanı bir Diyarbakır tartışması yapalım. Tabii ki, Asıl meseleyi tabii konuşalım tabii hep ki, beraber. tabii ki. Gül, Gülten, Gülten Hanım'la dostluğum da vardır. Biz, biz siyaseti e, medeni ölçüler içinde yapan insanlarız. Biz her zaman e, dostluklarla siyaseti karıştırmayız. Herkes kendi siyasetini yapar, kendini anlatır, yapacaklarını anlatır. Peki. Diyarbakır halkı da hakem Peki. olur.